Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dördüncü şua. Manen ve rütbeten beşinci lem'a ve sureten ve makamen 31. mektubun 31. lemasının kıymetli 4. şuağı ve ayet-i hasbiyenin mühim bir nüktesidir. İhtar, Risale-i Nur, sair kitaplara muhalif olarak başta perdeli gidiyor. Gittikçe inkişaf eder. Hususan bu risalede birinci mertebe çok kıymetli bir hakikat olmakla beraber çok ince ve derindir. Hem bu birinci mertebe bana mahsus gayet ehemmiyetli bir muhakeme-i hissi ve gayet ruhlu bir muamele-i imani ve gayet gizli bir mükaleme-i kalbi suretinde mütenevvi ve derin dertlerime şifa olarak tebarüz etmiş, bana tam tevafuk eden tam hissedebilir, yoksa tam zevk edemez. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bir zaman ehli dünya beni her şeyden tecrit ettiklerinden 5 çeşit gurbetlere düşmüştüm. Ve ihtiyarlık zamanımda kısmen teessürattan gelen 5 nevi hastalıklara giriftar olmuştum. Sıkıntıdan gelen bir gafletle Risale-i Nur'un teselli verici ve medet edici envarına bakmayarak doğrudan doğruya kalbime baktım ve ruhumu aradım. Gördüm ki gayet kuvvetli bir aşk-ı beka ve şedid bir muhabbet-i vücut ve büyük bir iştiyak-ı hayat ve hadsiz bir acz ve nihayetsiz bir fakr bende hükmediyorlar. Halbuki müthiş bir fena o bekayı söndürüyor. O haletimde yanık bir şairin dediği gibi dedim. Dil bekası, hak fenası istedi mülkü tenim. Bir devasız derde düştüm. Ah ki lokman bir haber. Meyusane başımı eğdim. Birden hasbunallahu ve ni'mel vekil ayeti imdadıma geldi. Dedi, beni dikkatle oku. Ben günde 500 defa okudum. Benim için aynel yakin suretinde inkişaf eden çok kıymetdar envarından bir kısmını ve yalnız 9 nurunu ve mertebesini icmalen yazıp eskiden aynel yakin ile değil belki ilmel yakin ile bilinen tafsilatını Risale-i Nur'a havale ediyorum. Dördüncü şua, manen ve rütbeten 5. lema ve sureten ve makamen 31. mektubun 31. lemasının kıymetdar 4. şuağı ve ayet-i hasbiyenin mühim bir nüktesidir. Ses yok. Ses yok mu? Ses yok. Işık. Bir bakın ya. Geldi. İçeriden de öyle. İhtar, Risale-i Nur, sair kitaplara muhalif olarak başta perdeli gidiyor, gittikçe inkişaf eder. Hususan bu risalede birinci mertebe çok kıymetli bir hakikat olmakla beraber çok ince ve derindir. Hem bu birinci mertebe bana mahsus gayet ehemmiyetli bir muhakeme-i hissi ve gayet ruhlu bir muamele-i imani ve gayet gizli bir mükaleme-i kalbi suretinde mütenevvi ve derin dertlerime şifa olarak tebarüz etmiş, bana tam tevafuk eden tam hissedebilir, yoksa tam zevk edemez. Gelmiyorum. Pili bitti, onu şey yapacağız. Vokalist pili alın, ha? Çıkarabilmek lazım.
Televizyon vardı ya. Program da bitti zaten. Hep açık kalıyor ya, kapatılmıyor. Ses gidiyor mu ya? Gel gel gel. Demin gidiyor. Ses gidiyor. Ses var. Biraz önce çocuk geldi gitmiyor işte. Sen ama internette. İtibatsızlık var zaten. Senin önündeki internet. Yok değil, bunun arkası yok. Yazma mı? Ben okumadım. Şu an kapalı. Kalmadı değil mi? Kaç tane pil var? Yok, bunun pili bitmiş abi. Pil mi? Ama sesini yok. Yok mu? Biz de konuşuyoruz abi. Sen şey... Bitmiş abi yani. Bitmiş dur, gibi. Ben bir dakika... Bitiyor ama ne oluyor? Böyle elimi taktılar. Gidiyor, demek ki enerji çok tüketmiş. Açık kaldı. Açık mı kaldı? Tamam. Ondan. Yani biz bunu kapatmamız lazım. Bitince işimiz. Kapat. Evet. Sen şekli adam ya, çöz bakalım. Çözüm üret. Abi bitti. Geldi mi? Kendine. Takma abi, ver alacağım. Yedek sen almışsın. Yok, ışığı yanmıyor zaten. Hani bir bitmiş ama yani. Ama ses tahta gidiyorum. Yani bazen şu kere yanmıyorum. Yedek sen almışsın. Bakkalda var mıydı? Yedeğe taktılar mı? Taktılar abi, etti. Planmaya gitti senin olan. Ha sen buradasın. Bakkalda satılıyor bunlar, ama baktılar. Pili nereden bak, ses gidiyor şu an, bak ses var. Ses gidiyor mu? Bak. Evet. Başla, başla sen. Bir tamam, devam et. Tamam, tamam. Devam. Tevek gel, falan. Oku. İhtar, Risale-i Nur, sair kitaplara muhalif olarak başta perdeli gidiyor. Gittikçe inkişaf eder. Hususan bu risalede birinci mertebe çok kıymetli bir hakikat olmakla beraber çok ince ve derindir. Hem bu birinci mertebe bana mahsus gayet ehemmiyetli bir muhakeme-i hissi ve gayet ruhlu bir muamele-i imani ve gayet gizli bir mükaleme-i kalbi suretinde mütenevvi ve derin dertlerime şifa olarak tebarüz etmiş. Bana tam tevafuk eden tam hissedebilir, yoksa tam zevk edemez. Risale-i Nur, sair kitaplara muhalif olarak başta perdeli gidiyor. Gittikçe inkişaf eder. Hususan bu risalede birinci mertebe çok kıymetli bir hakikat olmakla beraber. Evet. Niye perdeli gidiyor? Genelde bir cümlede önceki konuyu özetliyor. Sonra şimdi bir başka ciheti üzerine konuşalım. Niye perdeli gidiyor? Niye perdeli gidiyor? Sonra gittikçe inkişaf. Şimdi bir arkadaşımız var orada. Süper ya. Matematik kafa, fizik kafa. Dünyanın en böyle müşkül bir problemini getirir. İki dakikada hallediyor. Geldi mi? Ha? Abi film takalım. Hayır bakalım. Yeni takıyorsun değil mi? Evet abi. Tak bakalım. Biri onu şey, ısırın içinde yedir. Şu, şurası. Onu bırak, bırak. Adama versin. Ha. O mu yeri? Evet. Bak, bak. Yok. Yandı. Ters, öyle şey olmuş. Yandı, yandı. Tamam, tamam. Hadi bakalım. Ya, sen bizim kalk, 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 daha güzel ötüyor. Şimdi adamın çok süper kafası var. Matematik, fizik, korkunç yani. Risale-i Nur okuyor, anlamıyor. İkinci şey yok bu sefer. Ha? Nasıl? İkinci. Şeyin ki, yayın ki. Yazmadım onu da. Bitti mi okuma? Şimdi baktım mesela, yani normal standdaki bir kardeşimizin anlayışının daha da altında. Resmen anlamıyor ya. Çok süper. Matematik kafalı. Ama Risale-i Nur anlamıyor. Allah Allah. Ya niye böyle oluyor? Sonra anladım ki şöyle bir sır var. Şimdi bir adam şarab-ı leyl ve nahar gece gündüz içer. Sarhoş.
sarhoş. Gece içti. Sabahleyin kalktığı zaman içmemiş ama o sarhoşluğun lanet ruhiyesi onun yüzünde, sözünde, yürüyüşünde tecelli eder mi? Eder. Olur, belli olur. Mahmur denir mi? Ha, Mahmur denir, belli. Aynen onun gibi. Şimdi bir insan sefahate girmiş, sefahat tiryakisi. Günahlarda tiryaki olmuş. Dikkat edin. Günah tiryakisi. Sanki bir manada günahlar onda meleki haline gibi gelmiş. Vele tövbe etmiş olsa bile o geceden kalma içkinin gündüzdeki hissesi var ya, işte o hisse gibi, yani fıtratını dağıtmış, ruhunu kirletmiş, hisseti müşevveş, ne kadar tövbe dahi ise, yani düşün, gömleğine hafif bir leke şey ise, isabet etse, çamaşır makinesine atmaya gerek yok, böyle hafif vurursun, hatta biraz sabunla bir vurursun çıkar. Ama adamın gömleği manda derisi gibi, katmerli. Bunu bir kere saunaya sokmakla, iki kere puh diye böyle efendim, keselemek olmuyor. Maziden gelen sarhoşluk, iz düşümü ve devamı, idrakı şeyleri, hissiyatları kilitliyor, anlayamıyor. Niye sonradan anlıyor? Yavaş yavaş, hani sular aka aka durulur. Nisan ayında çamur gibi, Temmuz'da menba suyu gibi. O tövbe ve istiğfar, iltica, namaz, taat, sular aka aka durulur. 3 ay sonra, 6 ay sonra, 1 sene sonra yavaş yavaş anlamaya başlıyor. Bir nokta bu. İkinci nokta, ben öyle anlıyorum. Risale-i Nur manen kıskançtır. Herkese içini açmaz. Şimdi uçakta beraber oturuyorsun yan yana. Hiç tanımadığın insan yanında. Ona sırlarını açar mısın? Açmazsın. Gönül dostuna sırrını açarsın. Hiç tanımadığın, bilmediğin bir insana emniyet eder misin? Etmezsin. Risale-i Nur senin hakkında manen emin olunca içini açar. Bitti. Üç. Dördüncüsü usta diyor, aciz ve fakr. Tevekkül ve teslimiyetle nur kapısı açılır. Acizini ve fakrını bilmek. Yani ne demek? Şu Vezvan Hazretleri, şu Risale-i Nur külliyatını evvelen ve bizzat benim için yazmış. Hasta benim, perişan benim, tökülen benim. Herkesten ziyade muhtaç da benim. Bu şekilde Risale-i Nur'un rahlayı tedrisine çökersen Risale-i Nur sana açılır. Başka? Risale-i Nur marzat ilahiye medar kalp ve gönüllerde bakes olur. Yani şöhret için, rüya için, şov için, gösteri için, hatta edebiyat için dahi okusan sanır sana açılmaz. Başka? Bak, tecessüs niyetiyle okusan açılmaz. Demiş ya, ben şöyle dur, şu ben bir Said Nursi okuyayım, yanlışlarını bulayım. Birisi de demiş, bir Said Nursi okuyayım, yanlışlarını tespit edeyim. Sana açılmaz. Bir de sünnetullah kanunu itibarıyla, yani bir insan bir sahaya girdiği zaman o sahanın hemen 3-5 dakika içerisinde mütehassısı olamaz. Her şeyin bir çömezlik, acemilik, kalfalık ve ustalık neyi var? Dönemi var. Çok, yani bu uzun gidiyor da ben kısa olarak, şimdi oraya geçelim. Bu oku, Risale-i Nur, sair kitaplara muhalif olarak başta perdeli gidiyor. Perdeli gidiyor. Gittikçe inkişaf eder. Yani hani öyle bir şey anlatıyoruz orada, işte
adam hanımına demiş ki ya şu karşıda balkon var. Komşu çamaşırlarını şey etmiş. Asmış ya. Yeni yıkamış ama ne kadar kirli. Ne kadar kirli. Neyse bir gün sonra kadın o camı silmiş. Bu sefer bakmış ya demiş ne kadar temiz. Cam kirli olunca yıkanmış çamaşır ne görüyor? Kirli görüyor. Şimdi insanın ruhu kirlenirse değil mi? Ya. Hakikat ne kadar berrak, ne kadar nurları, ne kadar şeffaf olursa onun için feyzi ilahide kusur yoktur. Kusur nefislerdedir. Kusur bizim tembelliğimizdedir. Kusur bizim rahavetimizdedir. Kusur bizim hakkata karşı ülfetimizde. Şimdi hani ahir zamanda dehşetli eşhaslar gelecek ya. Kör olacak, sağır olacak, epikem olacak. Bu asır da hakkat noktasından hissesini almış. Ekser insanlar var. Bakıyor ama görmüyor, kör. Sağır, işitmiyor. Epikem bildiği halde hakkatı terennüm etmiyor, konuşmuyor. Şimdi burada Üstad'ın çok hakimane bir tespiti var. Orayı okuyalım. Yani bu muhataba mı bakıyor abi? Ben bunu Risale-i Nur'a bakıyor sanırım. Şimdi Risale-i Nur sahip kitaplara muhalif olarak başta perdeli gidiyor. Dedim ya bak şimdi... Gittikçe inkişaf eder. Ben bunu dedim bir cihetimi. He, muhataba bakan cihet. Farklı bir ciheti. Ha bir de Risale-i Nur... Üslup olarak sanki bunu söylüyor. Üslup olarak. Risale-i Nur üslubu âliyedir. Dini metinler, felsefi metinler, kelamla ilgili metinler de kelam girift, müşkil ve zor değildir. O zorluk usulün perişaniyetinden, nakısından, noksanlığından gelmiyor. Belki mananın derinliğinden geliyor. O da işte tediş kanunu içerisinde ilmi meaniyi, ilmi belagatı, edebiyata medar, kelime bilgisi, tefekkür bilgisi, kelamın siyak ve sibakı, sarih manası, işare manası, remz manası gibi meseleler insanda açıldı nispetle. Okuya okuya da aynı böyle. Yani açılır. İnsanlar diline mana arıyorlar ama aslında konunun derinliğinde. Konu derinliğinde. Dili de tabii ki biraz fark ediyor ama. Bu yani asra Arapça göre biraz kelimeler. Şey. Biraz. Ama asıl sade Türkçe ile de yazılsa gene o konu, yine, konu zor anlaşılır. Şimdi burada çok önemli birkaç ölçü var oku. Risale-i Nur sair kitaplara muhalif olarak başta perdeli gidiyor. Evet. Gittikçe inkişaf eder. Gittikçe inkişaf. Hususan bu risalede birinci mertebe çok kıymetdar bir hakikat olmakla beraber. Çok kıymetdar olmakla beraber. Çok ince ve derindir. Yani çok ince ve derindir. Çok ince. Bir mesele çok ince ise arızalı gözler, kaba gözler göremez. Evet. Çok derinse gavvas lazım. Hazineler derin dibindedir. Hazineye inecek, kulaç açacak. Dalgıç olma istat ve kabiliyetin varsa denizin dibinden hazineyi çıkartabilirsin. Eğer dalgıçlık vasfın yoksa sahil şeridinde dolanır durursun yani. Evet. Hususan bu risalede birinci mertebe çok kıymetdar bir hakikat olmakla beraber çok ince ve derindir. Derindir. Hem bu birinci mertebede hem bu bir... Üstad burada muhakeme-i fikri demiyor. Muhakeme-i hissi. Hissini tartmak. Çok ince. Evet. Çok ince. Şimdi muhakeme nasıl olur? Ya şöyle olur. Şimdi epey zaman oldu. Bir kuyumcu abimizin şeyine gittim. Dükkanına gittim.
baktım çok antika bir terazi. O zamana kadar görmediğim bir terazi. Hocam dedi şu terazi var ya, evet. İnsanın elinin rüzgarını dahi tartıyor. Elinin rüzgarını tartıyor. Ya nasıl olur? Dedi hocam, mesela bir kuyumcu sahtekarsa altını şey atarken böyle rüzgarıyla beraber artıyor. Bak dedi, uygulama yapalım. Bak. Alacaksa altını getiriyor şeye, evet, uçsu bırakıyor. Mesela diyelim ki kaç gram? 7 gram. Böyle bırakıyor 7 gram. Atıyor 7.4, 7.5, 7.3. Hızının şeyine göre. Bak, alırken böyle, satarken böyle. Bak şimdi dikkat edin. Terazinin hassasiyeti rüzgarı tartıyor. Öyle mi? Şimdi hissiyat da rüzgar gibidir. Nereden esiyor? Bazı hava raporları var ya, nedir? Poyraz mı? Karayel. Allah Allah. Nereden esiyor? Şu hissiyatın menşeine. Şimdi adam konuşuyor. Peki. Fikren güzel. Fikren tartıyorsun. Ya çok derinli modeller konuşuyor. Peki hissen tart. Acaba bu adam enaniyete mebni mi konuşuyor? Yoksa bu adamın dünyasında tarafkirlik mi var? Tarafkirlik mi var? Muhakemeyi hissi. Muhakemeyi hissi. Acaba adavet hissi mi var? Kaynağı, şu cümlenin kaynağı rahmani midir? Yoksa şeytani midir? Yoksa hayvani midir? Yoksa şehvani midir? Bak, hissiyatın analizi. Gel bakalım. Zahiren bakın çok güzel konuşuyor. Batınen. Yoksa kafasında 40 tane tilki var, birisinin kuyruğu diğerine değiyor mu, değmiyor mu? Onun için ehli hakkat, yüksek ehli hakkat, kamil insanlar bir şeyi konuşurken düşünmüşler. Konuşmanın çıkış yeri. Rahmani ise tamam. Alimane, hakimane ise tamam. Fazilet ve kemalatın mebni ise tamam. Burada problem yok. Konuşmanın kaynağı ne? Acaba nefsani mi? Acaba şeytani mi? Acaba hayvani mi? Acaba şehvani mi? Onu tartmak. İşte bu ince ayar. Muhakeme-i hissi. Muhakeme-i hissi. Evet. Hangi hissiyatla konuşuyorsun? Ya seni konuşmaya tahrik eden arka plandaki hissin kaynağı ne? Üstad diyor bu asırda öyle insanlar var ki diyor, şeytandan daha dessas. Tabiri kullanıyorlar. Şeytandan daha dessas insanlar var. Şeytana külahını ters giydir. Ters giydir. Öyle deme. Katakulli. Fitne, fesat, ıbrar, kin, ihanet, hainlik. Sayız. Şimdi bu noktaya nazardan biz bunu niye konuştuk? Ehli dünyanın beyanında, ifadesinde hayatı bulanık olur, kirli olur, dengesiz olur. Oraya geç. Gel. Risale-i makamı tebliğidir. Makam-ı irşattır. Hakkat-ı Kur'aniye-i terennümdür. Şu hakkat mesela şu hakikati Kur'an'ı terennüm etme noktasında acaba
hissiyatını hiç teraziye vurdun mu? Seni ne konuşturuyor? Şöhret mi? Takdir mi? Tahsil mi? Enaniyet mi? Kin mi? Gizli, örtülü öfke mi? Tarafgirlik mi? İnat mı? Hıyanet mi? Misal. Yani bunlar ağır şeyler de. Yani Nur Talebesi makamı tebliğde olduğu zaman hissiyatın tartısı noktasından şey etmesi lazım. İmam-ı Şafii'ye birisi bir soru sorun. İmam-ı Şafii çetin ve zor bir değil, müşkil bir soru. İmam-ı Şafii sükut etmiş. Hemen cevap vermemiş. Biraz durmuş. Biraz durduktan sonra efendim, çay varsa çay içmiş. Çaydan sonra ağırlaştı. Okuma ağırlaştı. Biraz durmuş. 5-10 dakika. Yukarı mı? Bunu mu? Evet, onu. E al bakalım. Kesiliyor mu? Gitmiyor işte sağ. Nereye? Şimdi İmam-ı Şafii çok böyle müşkil, ağır bir soru sormuşlar. Çetin bir soru. Evet. Buna da çetin gelmiş mi? Çetin bir soru, hayır. Hemen cevap vermemiş. Yani birçok ulemanın ulaşamadığı, tartamadığı, cevap veremediği ağır bir soru. Sormuşlar, hemen cevap vermemiş. Biraz beklemiş, bekledin sonra cevap vermiş. Demişler, imam niye böyle durdu? Demiş ki, o anda cevap vermiş olsaydım, nefsim enaniyet de beni vuracaktı. Ya Allah, allemi cihan sensin. Allah. İlim sende, fazilet sende, kemalat sende. Nefsini susturmak için sustum. Bu ne? Şey aklıma geldi, rahmetli Nusret Hocam da önce bir nefsine vurdu. Ben kara cehennemde imanım ki siz işte profesörsünüz, ben ne anlarım falan. Ondan sonra bir başlardı derya gibi. Onda da o huy vardı. Ne demiş abi tekrar? Cevap verseydim nefsim karışacak mı? Yani vuracak. Hemen anında cevap vermiş olsaydım nefis yüzlerce ulemanın çözemediği müşkil meseleyi bir anda intak tarzında cevap vermekten dolayı nefsim şımarıktan gelen bir haleti ruhiye ile ucba, riyaya, şova ve gösterişine yapabilirdi, girebilirdi. O sırra mevini şey ettim. Bir de Kader Risalesi'nin sonunda da üstad nefsine vuruyor ya. Ya. Kader Risalesi gibi bir hakikaten. Yani sana yediği hakem nefsim. Benim mağrurum dersin. O hatimesini. Evet abi. Bu muhakeme yine hissi. Hissi. Abi bu muhakeme hissi niye sadece kelam üzerinden konuştuk ki? Anlamadım. Muhakeme hissi hani... Bu Risale kelam ne canım kardeşim? Konuşma manasını söyledik de. Bu muhakeme hissi her meselede geçerli. Ama bu dördüncü şua ayet hasbiyeyi ifade ediyor. Ve birinci mertebesi. Bunun birinci mertebesi çok derin ve ince olduğu için o mertebenin içerisinde muhakeme hissi var. Evet. Anladın mı? Ama muhakeme hissi sen hayatın her cihet ve cephesinde şey edebilirsin. Kendi aleminde gündeme getirebilirsin. Anlatabildim mi? Ama dersin siyak ve sıbakına mutabakat sırrıyla konuşuyoruz. Burada ayet hasbiye çok ince, çok derin. Bu nüktede bir muhakeme-i hissi, bana mahsus bir muhakeme-i hissi bak. Kendine mahsus. Başkalarını yargılamıyor. Kendini murakabe ve muhasebe ediyor. Anlatabildim mi? Evet. Bu bir. Hususan bu risalede birinci mertebe çok kıymetli bir hakikat olmakla beraber çok ince ve derindir.
hem bu birinci mertebe bana mahsus gayet ehemmiyetli bir muhakeme-i hissi ve gayet ruhlu bir muamele-i imani. Bak bir de ruhlu. İmana medar bir muamele. Gayet ruhlu. Ruhlu. Allah Allah. İmanın namütenahi mertebeleri içerisinde ruhlu, hayattar, leziz, kutsi manaların açılımına medar. Muamele-i iman. Evet. İki. Ve gayet gizli bir mükaleme-i kalbi. Gizli kalbinden gizli gizli inceden inceyene konuşmak. Kalbiyle konuşmak. Mükaleme-i kalbi. Muamele-i imanın imana medar bir muamele. Yani çok derin ve ince ayet-i hasbeye medar ince sır ve hakikatları burası tezekkür ettiği için iman, imana medar tabakat, intisap, aynadarlık, ruhlu bir muamele, intisap, aynadarlık, hasbi, yani hasbinallaha medar sır ve hakikatların, imana medar hususiyetlerinin onda açılımı. Bir de oku. Gayet gizli bir mükaleme-i kalbi. Bir de bak, kalbin mükalemesi. Kalbin inceden inceye konuşması. Kalbin inceden, kalp aynayı samettir. Kalbin ince konuşması Allah'a müteveccüh olsa neye döner? Tazime döner. Tenzihe döner. Subhanallah manasına yıkılabilir. İnce mana zuhur edebilir. Gayet gizli bir mükaleme-i kalbi suretinde mütenevvi ve derin dertlerime şifa olarak tebarruz etmiş. Yani. Mütenevvi ve derin dertlerime. İşte muamele imaniye var ya. Şifa imaniye, olarak tebarruz etmiş. Muamele imaniye. Şimdi bir ilaç arıyorsun. Gidiyorsun bir eczanede. Orada bulamıyorsun. Öbür eczaneye gidiyorsun. Öbür eczanede başka bir ilaç buluyorsun. Orada bir beş ilaç buluyorsun. Dört tane beş tane ilaç alıyorsun. Gerisi sürüyorsun. Ucuz ne yapıyor? Ayağa kalkıyor. Şimdi burada hemler var ya. Şu birinci mertebede. Her hem bir manen bir eczaneye giriş gibi. Her paragraf. Her paragrafta bir şeyler alıyorsun. Bir ilaç. Ruha, kalbe, gönlüne hoş gelecek ne bir ilaç. Onların hepsi bir araya geldiği zaman işte insanın manen ne yapıyor? İzinle, şevkine, imanla kuvvet vermiş oluyor. Maşallah. Evet. Bana tam tevafuk eden tam hissedebilir. Bu da ayrı bir şey. Yoksa tam zevk edemez. Maşallah. Bana tam tevafuk eden tam hissedebilir. Neyse bunu anlatalım da sonra çayını içeriz ve devam ederiz. Tam tevafuk eden. Şimdi tam tevafuk eden şimdi hisse bir muhakeme, imanda bir muamele, değil mi? Bir de üçüncüsü kalbi bir mükaleme. Kalbi bir mükaleme. Adamın dünyası hiç onlardan teyit dahi geçmiyor. Yani kadar derin, kadar ince. Teyit geçmiyor. Nereden anlayacak? Nereden tartacak? Nereye bilecek? Şimdi bu neye benzer efendim? Kadın biri hamamda sıcakta terliyormuş. Göbek taşında bir haber gelmiş ki senin kocan zemperide tipi de boğuldu. Erzurum'un -30 derece soğuğu. Kocası yolda donmuş. Donmuş. Senin kocan tipi de boğuldu, dondu. Kadın demiş ki şanam insan bu havada da dona. Kendi hamamda. Evet hamamda. Şimdi hani derler ya. Ulan oturduğun ahır şekisi, söylediğin İstanbul türküsü. Şimdi bu asrın fehmi noktasından bu hakikatler, bu asrın insanlarına ne? Çok uzak. Kabavet. Rehavet, tembellik, lakaytlık, hakikat ve marifetten uzaklık, ülfet. Konumun letafeti. İşte o iklime, şu marifet iklimine, şu hakikat iklimine, o atmosfer yani.
şu iklime girdiğin zaman, değil mi? Şimdi bakıyorsun efendim, Akdeniz ikliminde her şey yetişiyor. Gel aynı tohumu Erzurum'da şey, çölde ek, kutuplarda ek, olmuyor yani. Kutup gibi soğuk enaniyet. Kutup gibi soğuk enaniyet. Çöl, çöl gibi nasipsiz. Nasıl anlayacak? Nasıl sezecek? Nasıl tanıyacak? Nasıl bilecek? Hani şey, bu marifetullahın bürhanları hava gibi, su gibi, nur gibi diyor ya. Evet. Şimdi bu hava gibi bir şey. Latif. Evet. Hissedemiyoruz ki. Evet. Soluyoruz o hakikati ama bunu böyle hissettirmek lazım. İnce. Yani bu kanunda işte bak. Şimdi işte filtre. Evet. Filtre var. Filtre. Süzmek lazım. Süzme. Filtre. Allah Allah. Kaba demirciler çarşısı. Kuyumcular dükkanı. Karpuz tarlasına gittin, adam neyle karpuzu tartıyor? Baskül. Baskül. Baskülle şeye, kuyumcu çarşısına giremezsin yani. Gülü gül ile tartarlar. Eşek oğlunun şiiri var ya, hatırladın mı? Gülü gül ile tartarlar. Nasıldı şiiri? Evet, o çok güzel bir şiir. Gülü gül ile tartarlar. Gülden terazi yaparlar. Gülden terazi yaparlar. Söyle. Gülü gül ile tartarlar. Gülden terazi yaparlar. Gül, İşte bir bak işte saha. Gir hemen işte. Ey bir ilahi Google. İlahi maharetin olsaydı. Google'a gir hemen. İyi çizim. Bir şey olsaydın o zaman ne yapardın? Seyirimde bir şehre vardım. Gördüm sarayı güldür gül. Güldür gül. Sultanının tacı tahtı, bağı duvarı güldür gül. Gül alırlar. Ha işte bu cümle. Gül satarlar. Gül satarlar. Gülden terazi tutarlar. Tutarlar. Gülü gül ile tartarlar. Maşallah. Çarşı pazar gül.